Merhaba değerli Nesine.com üyeleri. Nesine TV'ye hoş geldiniz. Cumartesi iddia bülteni ile sizlerle beraberim efendim. Klasik 4 maçlık ideal kuponumuz hazır. Onları yorumlayacağız. İlk karşılaşmamız İngiltere'de Premier Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri. Everton-Arsenal karşı karşıya gelecek. Şimdi Everton tarafına öncelikle gidelim. Kupada Chelsea karşısında kazanarak yola FA Cup'ta devam ettiler. 2-0 Lukaku'nun attığı gollerle bizi de yanıltmadılar. Bu hafta ise Arsenal'le karşı karşıya gelecekler. Everton'da moraller yerinde. Bu maça da 3 puan için çıkacaklar. Ligde de kaybedecek hiçbir şeyleri yok, rahatlar. Ama Arsenal tarafında ligde artık zirveye iyiden iyiye yaklaşması gerekiyor. Çünkü elinde sadece bu sezon Premier Lig kaldı. Şampiyonlar Ligi'nden de elendiler. FA Cup'ta Watford'a kaybetmişlerdi. Arsenal'de açıkçası durumlar hiç iyi değil. O yüzden sadece elde lig kalmışken onlar da Everton deplasmanından 3 puan çıkartarak zirve yarışına, şampiyonluk yarışına devam etmek istiyorlar. Bir maçı da eksik olduklarını hatırlatalım. Bizi kazanmak için iki takım karşılayacak. Dolayısıyla biz de gollere gideceğiz. Everton'ın da Arsenal'in de ben skor üretirken zorlanmayacağını düşünüyorum. Bahsin karşılıklı gollerini tercih edeceğiz. Karşılıklı gol var bahsine gideceğiz. İkinci mücadelemizi hemen açalım biz de sayfamızdan. Almanya'da Bundesliga'da Köln Bayern Münih'i konuk edecek. Bayern Münih'in de hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'la oynadığı karşılaşmayı izledik. 2-0'dan 4-2'ye müthiş bir geri dönüş yaptılar. Özellikle Müller'in golüyle geri dönüş son dakikalarda geldi. Zaten 2-2'yi de bulduktan sonra son dakikada gelen golle de Juventus demoralize oldu. 2 gol daha bularak Bayern Münih yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etti. Bir önceki hafta Werder Bremen'e 5 gol atmışlardı. Tabii ki Juventus maçından 2-0'dan dönüş 4-2'ye çok çok önemli bir iş ve Bayern Münih'te keyifler yerinde. Rakip Köln. Köln'ün Almanya Bundesliga'da geride bıraktığı maçlara şöyle bir bakıyorum da yendiği takım sadece Hannover 96. Son 5 haftalık dilimde ligin dibindeki Hannover 96'yı yenebilmişler. Onun dışında oynadıkları karşılaşmalarda kazanamıyorlar. 3 yenilgi var. Kendi sahalarında Hertha Berlin, Schalke ikisini de kaybediyorlar. Bayern Münih 5 maçtır Köln'ü mağlup ediyor. Ben yine mağlup edeceklerine inanıyorum. Handikaplı 2'yi burada tercih edebiliriz. Üçüncü mücadelemize gidelim. Spor Toto Süper Lig'e liderin maçına gidiyorum. Beşiktaş Antalya Spor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın Eskişehir Spor galibiyetinin ardından bir Karadeniz turu vardı ve bu Karadeniz turu kayıpsız geçtiler. Önce Çaykur Rize'yi ardından Trabzon'u mağlup ettiler ve Karadeniz'den 6 puan çıkarmayı başardılar ve liderlik koltuğuna oturdular eksik maçı da tamamlayarak. Bu hafta derbi var. Dolayısıyla takipçi Fenerbahçe'nin de puan kaybını bekleyecekler. Antalya engelini ben Beşiktaş'ın aşabileceğini düşünüyorum ama taraf bahsi için açılan oran çok fazla tatmin etmiyor beni açıkçası. Ben gol bahsine gidilmesini isteyeceğim burada. Antalya Spor'da Bursa Spor galibiyetiyle rahatladı. Ligin en fazla kalesinde gol gören 3 takımı arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın da skor üstünlüğü ortada. Spor Toto Süper Lig'de attığı goller ortada. 2.5 gol üstü çok çok iyi bir oran açmış iddia. Ben 1.50'den ilk önce onu önereceğim sizlere ama bu karşılaşmada 3.5 gol üstünü de deneyebiliriz. Beşiktaş-Antalya Spor karşılaşmasında bol gol bekliyorum. Ve kuponumun son karşılaşması Avusturya'dan, Bundesliga'dan gelecek Salzburg-Mattersburg'u konuk ediyor. Salzburg en yakın takipçisi Rapid'in 1 puan önünde. Liderlik koltuğunda oturuyor. Mattersburg 37 puanda ve şu anda ligin orta sıralarında iddiasız konumunda. Salzburg'un yine taraf bahsine galibiyetine güveniyorum. Handikaplı biri alabiliriz ama ben yine oranı yükseltme çabaları içerisindeydim. Bu anlamda gollere yöneldim. Salzburg'un kendi sahasında oynadığı son ikilik maçı zaten 3 gol ve üzerinde. Mattersburg'un da rahat olması bu karşılaşmayı bol gole götürecek. İki takımın bu sahada oynadığı son 3 maça baktığım zaman da 5 gol ve üzeri görüyoruz. Yanlış duymadık. 5 gol ve üzeri maçlar bitti. Yani burada 3.5 gol üstünü alıyoruz. Yine ideal kuponumuza yazıyoruz ama sistem kuponlar yapacaklar da bir artı 7'yi bu maçta deneyebilirler. Cumartesi iddia bülteninden bu dörtlüğe güveniyoruz. Yazdığımız gibi gelmesi dileğiyle efendim. Pazar bülteniyle tekrar birlikte olacağız.